Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün civcivlerimizin yanındayız. Güvercinlerimiz de bu arada yemleniyorlar. Yemlerini attım. Afiyetle yiyorlar. Şimdi güvercinlerimize takılıp da civcivlerimizi ihmal etmeyelim. Ve hemen civcivlerimize taraf geçelim. Ve onları sizlere göstereyim. Ay yavrular benim. Şöyle bakın bir. Neler değişmiş? Neler olmuş bu kümeste? Çok büyümüşler değil mi arkadaşlar? Hele de astrolaplar gerçekten gelişimleriyle kendilerine hayran bıraktılar beni. Şimdilik uyguladığımız sistem, metot gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu an izlediğim yol, civciv gelişiminde uyguladığım yöntemler gerçekten iyi sonuçlar verdi. Şimdilik bir sorunla karşılaşmadık. Herhangi bir ölümle karşılaşmadık arkadaşlar. Yani civcivlerimiz çıktığı günden, buraya indirdiğimden beri ölüm görmedim. Hepsi de gayet sağlıklı duruyorlar. Yaptığım ortam yerden en azından 30 santim tabandan, kümes tabanından yüksekliğe. Sıcaklık olarak üfler bir termos sıcaklığımız. Aynı zamanda diğer yanında da yine bir sıcaklık verici bir ısıtıcımız. Üfleyen bir ısıtıcımız. Gece lambalarımız sadece ışık amaçlı. Bir tane şurada ışığımız ve bir tane de termostat, yani sıcaklık ölçerimiz ve otomatikmen kendini kapatan bir sistem oturtturduk. Üflemeli ısıtıcımızı kullanmamdaki amaç tamamıyla kümes içerisindeki her bir köşenin aynı ve eşit şekillerde ısıtılması sebebiyle böyle bir sistem oturtturduk. Ve sonuç olarak gayet başarılı bir şekilde ilerliyorum. Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Üflen ısıtıcılarda bilindiği üzere tehlike olabiliyor. Biz bunu da düşündük. Bu ürünü aldığım abim, kendisi zaten bu ürünle büyütüyor bütün civcivlerini ve hayvanlarını. Ve kendisiyle biraz sohbet ettim, konuştum. Gerekenleri öğrendikten sonra uygulamaya geçtim. Şimdilik rahibe pizanlarımız iyi. 3 tane rahibe pizanımız var. Ve üçü de gayet sağlıklı arkadaşlar. Şükürler olsun. Hepsi birbirinden iyi görünüyorlar. Umarım böyle de devam eder. Bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah kaybetmeyiz hiçbirini. Uyguladığım geliştirme metodunda da güzel sonuçlar alırsak sonuç olarak sizlerle hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Yani uygulanan gelişim yöntemini tamamıyla sizlere liste şeklinde sunacağım. Neler yaptığımı, nasıl büyüttüğümü ve nelere dikkat ettiğimizi. Böylelikle sizlerle paylaşmış ve sizlerin de civciv gelişiminde önemli bir katkı sağlamış olacağım. Kafanızda güzel planlar oluşturabilirsiniz. Bu arada amokacı ve rıdığımızın yavrularını da görebilirsiniz. Paçalı paçalı şurada bakın, bir tanesi şu an tam ortamızda. Paçalarıyla kendisini zaten hemen belli ediyor. Ödüyor arkadaşlar. Arkada yine var beyazlardan, yine var bıdığımızdan. Her yer bıdık yavrularda. Ciyur bıdık ve amokacılardan bir kaç taneler ya? Tam net bir şey söyleyemeyeceğim ama var, bayağı bir var. Kaç tane var? Ya 4 tane olmalar lazım sanırsam. 1, 2, 3, 4. Evet. 4 tane var. Evet arkadaş, 4 tane var. Neyse, nasip kısmet, inşallah güzel şeyler olur. Civcivlerimiz gerçekten büyümüş. Yorumlarınızı bekliyorum. Civcivlerimiz hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak düşerseniz çok memnun kalırım arkadaşlar. Bekliyorum. Haberiniz olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.